Merhaba arkadaşlar, ben WordPress uzmanı Buğra Yazar. Bu eğitim videosunda beğendiğiniz WordPress temasının adını ve ismini nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağım. Bunun birkaç farklı yöntemi var. Elimden geldiği kadar en basit şekilde bunları anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bununla alakalı bir yazım var. İsterseniz şuradaki arama bölümüne WordPress tema ismini ya da adını öğrenmek yazıp bu makaleye ulaşabilirsiniz. Bunu da açıklamalar bölümüne koyacağım zaten. Burada iki tane site var. Birincisi şu. Tıklayalım sitemize. Buraya kendi sistemin ismini yazayım. Bakalım çıkıyor mu? Kullandığım temayı şu an araştırıyor. Gördüğünüz gibi tema ismi bölümünde Jannah yazıyor. Nereden satın alabileceğinizi de yazıyor. Buradan tıkladığınız zaman ilgili sayfaya gidiyorsunuz. Başka bir yöntem ise bir tane Chrome eklentisi, o da bu yazıda var. Gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz şurada WordPress ikonuna. Eklentiyi tabi kurduktan sonra şu olması lazım, bir saniye. Evet. Şu en alttaki eklenti. Onu kurduktan sonra şu Chrome, tabi tarayıcınız Chrome'sa, buraya bir ikon geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Bu her sitede çalışmayabiliyor. Ben %80 bunu kullanıyorum. Çalışmadığı durumlarda farklı bir yöntem kullanmak zorunda kalıyorum. Burada bir iki tane daha site var, gördüğünüz gibi. Onlara da tıklayalım bakalım. Ne kadar sağlıklı çalışıyor bakalım onlara da. Sitenin ismini hızlıca yazalım buraya. Buraya da yazalım. Bu tarz siteler kullandığınız pluginleri de gösterebiliyor. O da güzel bir şey. Yani bu firma ya da bu site ne kullanıyor, hangi plugin kullanıyor diye merak ediyorsanız onları da görebilirsiniz. Hepsini de göstermiyor ama gördüğünüz gibi Jannah geldi. Burada çıkmadı. Dediğim gibi bu siteler çok randımanlı çalışmıyor. Bunlar web siteleri ve Chrome eklentileriyle öğrenebilecek şeylerdi. Şimdi gelip bir de işi profesyonel tarafından ele alalım. Diğer bir yöntem ise temasını öğrenmek istediğiniz siteye girdikten sonra sayfa kaynağı görüntüle butonuna basıyorsunuz. Sağ tıklayıp daha sonra burada Themes yazarak gördüğünüz gibi kullandığı temanın ismini ortaya çıkarıyor. Şuradaki sağ bölümde yer alan kısım bu tema klasörünü temsil ediyor. Buradan da öğrenebilirsiniz. Başka bir yöntem daha göstereceğim. Mesela bu sitenin kullandığı temasını öğrenmek istiyoruz. Sayfa kaynağını görüntüledik. Yazdık, çıkmadı. Niye? Çünkü kompresör eklentileri ya da farklı eklentileriyle tema ismi gizlenmiş. Böyle durumlarda da sondaki S takısını kaldırdıktan sonra temanın body etiketinin içinde kullandığı tema etiketi bu şekilde yazabiliyor. Buradan da Theme Silent yazdıktan sonra gördüğünüz gibi Silent teması geliyor. Bu birazcık daha ileri düzey. Kod biliyorsanız eğer çok daha rahat yapabilirsiniz. Başka bir yöntem daha göstereceğim ben size. Şöyle yapalım. Başka bir siteye girdim. Sağ tıkladım. Sayfa kaynağını görüntüledim. Buradan Ctrl F'e bastıktan sonra nokta stil nokta css ya da stil css yazdığınız zaman tema çıkıyor. Ama şöyle olabilir. Mesela tema klasörünün ismini firma ismi yapmış olabilir ya da istediği rastgele bir şey yapmış olabilir. Böyle durumlarda da şuradaki adres satırını kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonunda hiçbir noktalama işareti olmadıktan sonra Enter'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi tema ile alakalı bütün detaylar geliyor. Buradan Team Name bölümünden gördüğünüz gibi Business Launch temasıymış bu. Buraya Business Launch VP Teams yazdığımız zaman gördüğünüz gibi hemen geldi. Bu işin birazcık daha ileri düzey tarafı. Hani ısrarla o temayı öğrenmek istiyorsanız artık deneyebileceğiniz yöntemler bunlardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Video işinize yaradıysa beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka bir WordPress eğitim videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.